bir açın araba, burayı açın, arasını bir açın. Köyümüzün gururudu. Mutluyuz. Sizin neyiniz oluyor? Amcamın oğlu. Kaç yıldır içerideydi? Herhalde 4-5 oldu yani. 4-5 yıldır içeride. Kardeşim de kaybolmuş. Annesi nerede? Annesi burada, köyde evinde. Yaşlı mı annesi? Yaşlı da evet. Gelecek mi buraya? Gelecek herhalde. Şimdi oraya gelecek. Yani sanırım kadar. Serbest bırakılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sevinçliyiz, mutluyuz. Serbest olması için. Çok güzel. Gururumuzdu tabii ki. Haksız yere onca yıl onun gençliği, artık mesleği, rütbesi. Yani haksız yere oldu her şey. İsminiz neydi? İsmimiz Sulmaz Kılıç. Hacı abla gözün aydı. Herkesin gözü aydı. Kavuştunuz, neler size diyorsunuz? Evet, 5 yıldır maalesef, 5 yıldır annemi göremedim. Bunun birinci yılında çeşitli hem mesleki vazifem nedeniyle ancak 4 yılını maalesef ülkemize oynanan oyunlar sonucunda işte annemden mahrum oldum. Annem de rahatsız, hasta olduğu için beni ziyaretime gelemedi, o yüzden gelemedim. Şimdi kavuştuk. Anneciğim benim. Anneciğim. Canım. Merak etme. Canım oğlum. İyi günler bizi bekliyor anneciğim. İyi günler hepimizi bekliyor. Bundan sonra daha iyi olacak. İnşallah, inşallah. Amin. Amin. Teyze, amin. Oğluna kavuştun. Sen ne hissediyorsun? Ne hissedeceğim? Daha Allah'ım mühendim. Allah'ıma şükür. Ne diyeceğim? Allah hepinizi mutlu günlere çıkarsın. En iyi günler. Hepiniz mutlu günlere çıkın. Amin. Amin. Mutluyum. Çok mutluyum. Çok yani içimden aydın. Canım anneciğim. Canım anneciğim. Canım evladım abi. Olsun anneciğim. Canım. O senin heyecandan oldu anneciğim. O 5 yılın vermiş olduğu özlemden oldu. Hiç önemli değil. Canım diyor. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Oğlum Allah size de doyunca, doyunca şükürlü günler versin. Amin. Analarınızdan yarıyasız. Amin. Canınızdan yarıyasız. Allah tüm bayramınızı eylesin. Amin. Amin. Hayırlı günler versin. Abi merak etme anneciğim. Her zaman dalga alacağız. İçeride peçete var onu da. Peçete.
Gözün aydın olsun. Gel sen gör amca. Ulan bak. Nasılsın? Tabii ki. Öp bakalım. Aferin sana. Oh. Sana bakayım. Aferin. Aferin seni. Muhammed Ali. Ne kadar güzel ismin var. Muhammed Ali. Teşekkür ederim. Ben de büyük. Ulan gidiyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun? Peki gösterdiniz aslında. Çok iyi değil mi? Evet. Aferin. Hocam hocam. Evet. Hayır, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi Ildır'da da çok değerli arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz orada da güzel program yapmışlar. Oraya ayrılmak zorundayız. Onun için sizlerden izin istiyorum. Daha sonra tekrar geleceğim. Yaklaşık bir 10 güne yakın köydeyim. Sürekli birlikte olacağız. Onun için beni bağışlayın, bana müsaade edin. Ayağınıza sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Daha da görüşeceğiz. Çok sağ olun. Şükür kavuştum. Allah'a şükürler olsun. İnşallah biraz sonra daha güzel bir parçalar. Öncelikle böylesine bir günde burada teşrif ederek bu yaz gününde işinizi, gücünüzü benim için bir miktar askıya alarak buraya gelerek bana moral verdiğiniz için havalandan buraya kadar karşılayıp bu uzun süre içerisinde bana eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bununla birlikte ben inanıyorum ki şu anda aramızda bulunmayan ancak kalpleriyle, gönülleriyle bizlerle birlikte olan yine bu güzel karşılamayı, bu güzel anı bana yaşatan başta MHP İl Başkanımız Sayın Maylınlarınız olduğu üzere ben Jandarma Kurmay Albay Halit Yıldırım. Balyoz davasından 45 ay tutuklu kaldı. Ve yine sizlerin de çok iyi bildiği gibi geçen hafta Anayasa Mahkemesi'ni başvurularımız sonucunda bizler haklı bularak kararımızı buldu ve yerel mahkemeye itirazda bulundu. Yerel mahkemede bizleri serbest bıraktı. Balyoz denen bu kumpastan 45 ay tutuklu bulundu. 45 ay ailemden ve sevdiklerimden tamamen mahrum oldum. Bu 45 aylık süre içerisinde çok acılar yaşadım. Annem ilk duyduğunda 10 gün yoğun bakımda kaldı. Yine kayınvalidem beyin felci geçirdi. Şu an birilerinin
ikinci, üçüncü kişilerin bakımından muhtaç olarak, felç olarak yaşantısını devam ettirmektedir. Herkese eşim ve çocuklarım bu olumsuz durumdan oldukça etkilendiler. Çok büyük acılar yaşadı. Balyoz denen bu kumpas, balyoz denen bu oyun hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 2010 yılında malumunuz bir gazeteci Mehmet Baransu tarafından basına servis edildi. Çok yoğun bir şekilde işte camilerimizi bombalayacaklardı. Kendi uçağımızı düşürecektik. Fatih Camisi'ni bombalayacaklardı. İşte deniz kuvvetleri kendi gemisiyle bir takım faaliyetlerde bulunacakları şeklinde. İlk balyoz haberlerini duyduğumda İzmir'de, İzmir Bornova'da eğitim alay komutanıydı. Okuduklarıma ben de inanamadım. Acaba bunlar kimler diye. Kimler var bunun içinde? Bir gün Ankara'da toplantıya giderken o zamanki tümen komutanı beni aradı. Dedi ki hani seni merkez komutanından çağırıyorlar. Yine hala anlayamadım. Ne olduğunu anlayamadım. Gittiğimde maalesef İstanbul özel yetkili savcılarının hakkımda yakalama kararıyla birlikte beni İstanbul'a götürdü. Savcıya çıktık. İlk günden itibaren bize atfedilen bu balyoz sahteciliğini ispatlayan binlerce delil sundu. Binlerce delil. Bir en basit bir adli olayda bile sayın hukukçularımız, sayın avukatlarımız ve sayın mahkeme başkanlarımız çok iyi bilirler. Bir delil bile yeterliyken en azından şüphe bile sanığın lehine yorumlanırken bizler maalesef Türkiye'nin, ülkemizin ve uluslararası bilim kuruluşları, üniversiteler ki bu üniversiteler içerisinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, yine Avrupa Birliği'nin adli bilişim uzmanları ve Amerika şirketlerinin raporlarıyla biz bu sahteliği ispatladık. Mahkemeye sunduk. Ancak mahkeme başkanı ve mahkeme heyetinin maalesef 17 Aralık'tan sonra hükümetin de ifade ettiği gibi ki biz bunu daha önceden ifade etmiştik. Efendim paralel yapı ve kumpasçıların adamları oldukları için bizim sunduğumuz bunca delili içe sayarak bizlere hak etmediğimiz bırakın cezayı iddianameyi hatta hakkımızda suçlama bile olmasını hak etmediğimiz bir konuda 16 yıldan 20 yıla kadar ki ben de 18 yıla mahkum edildi. Maalesef yüksek yargı dediğimiz anayasada düzeltiyorum. Yargıtay'dan döner diye tahmin ediyorduk. Ancak orada da bu paralel yapının uzantıları yerel mahkemenin kararına uyarak bir kısım değişikliklerle birlikte halkımızın işte adil yargılıyoruz düşüncelerini kandırmak maksadıyla bir kısmını serbest bıraktı. Yine kararla birlikte 237 kişi hakkında mahkumiyetini onayladı. Bizler haklıydık. Elinde sonunda mutlaka bu kumpasın bu oyunun bozulacağından emindik. Tabii bu süreç içerisinde mutlaka sabırlı ve kararlı davranmamız gerekiyordu. Nitekim Anayasa Mahkemesi 9 ay beklettikten sonra bizim başvurumuz 9 ay bizim başvurumuz geçmesine rağmen ki bizden önce Twitter yasağı malumunuz basından takip etmişizdir. Onu bile önümüze alarak sonuçlandırdıktan sonra nihayetinde bizim de hakkımızdaki mahkumiyetle ilgili olarak kararını verdi ve yerel mahkemede bu karara uydu. Şimdi bu balyoz davası, balyoz kumpası, balyozla birlikte Ergenekon, işte malumlarınız askeri casusluk, bir takım askeri davalar. Acaba bunlar niye kuruldu? Yani bundan maksat neydi? Balyoz aslında şu anki hükümetin iktidara gelmesiyle birlikte balyozdan çok daha önce 2004 yılında 2003-2004 yılların arasında Süleymaniye'de Türk ordusunun kafasına Amerika Birleşik Devletleri çuval geçirdi. Ve orada mesaj şuydu. Biz Orta Doğu'nun en güçlü ülkelerinden olan ülkenin ve yine dünyanın sahili ordular arasında bulunan Türk ordusunun kafasına çuvalı geçiririz. Hiçbir zaman siz bunlara bel bağlamayın, güvenmeyin mesajıydı. Aslında orada o Süleymaniye'de 10
Özel Harekat Kuvveti'nin askerinin kafasına geçirilen çuval, bir yerde Türk milletinin başına geçirilmiş çuvaldı. Akabinde 1 Mart tezkeresiyle birlikte başlayan bir takım sürecin devamında, bu arada tabii Türk ordusunu çok fazla rencide edemedikleri için ve Türk ordusundaki onurlu ve şerefli komutanların dik duruşlarını gördükleri için bu kez başka arayışlar içerisine girdiler. Bu başka arayışların ilki Ergenekon denen, ki Ergenekon destanı, milli destanımızı maalesef gençlerimize, çocuklarımıza ve bizlere bir terör örgütünün ismiyle alınacak bir karalama politikası izlediler. Ki Ergenekon destanı aslında Türklüğün özüdür. Özüdür. Bizim milli değerlerimizi maalesef kötülemek, karalamak için ilk adımlardan birisidir. Bunda da çok fazla yol alabileceklerini tahmin edemeyen, ki bu şekilde bir takım yorumlamalar, açıklamalar bulunmuştu, yetinmeyen art niyetli güçler, dış güçler, ülkemizi bölmek isteyen dış güçler maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başına balyoz denen bir belayı sardılar. Orada yargılanan 365 Türk subayı değildi. Orada yargılanan İstanbul Özel Yetkili Mahkemesi, 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan aslında Türk milletidir. Yani sizlerdiniz. Yani İstanbul'da, yani Ankara'daki Türk halkıydı. Bizim üzerimizden Türk ordusunu pasifize ettiler. Hem de öyle bir pasifize ettiler ki, ben yaklaşık 25 yıl fiilen hizmet yaptım. 25 yıllık hizmetimin 10 yılını Doğu ve Güneydoğu'da geçirdim. Bu 10 yıllık süreç içerisinde sayısız çatışmalara girdim. 5 metreden şöyle baktığınız zaman aracın olduğu yer. Teröristle birbirimize silah çektik. Alnımızda, kaderimizde yaşayacağımız varmış. Bu mücadele içerisinde biz bulunurken maalesef sözde Türk milleti adına yargılama yapan insanlar bizlere bu kumpası kurdular. Hem de öyle bir kumpas ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük vurucu güç olan Diyarbakır Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kor General rütbesindedir. Bir kor ordu seviyesindedir. Onun bahçesindeki bir bayrak direğine bir çapulcu, bir vatan haini geçip orada şanlı bayrağımızı indirecek kadar Türk ordusunu pasifize ettiler. İşte mesele buydu. Balyoz'daki hedef buydu. Bu noktaya getirdi. Bize bu kumpas kuruldu. Tabii bununla birlikte akabinde devam eden bir takım, özellikle deniz kuvvetlerini hedef alan, hava kuvvetlerini hedef alan bir takım komplolar, düzmece iftiralar oldu. Onların da maksadı ve gayesi özellikle milli gemi, MİGEM dediğimiz, yani kendi gemimizi üretecek dünyanın sahil ordularından birisiydi. Bu projeyi yürüten yine Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakan'ın katıldığı, işte tüm dünyaya tanıttığı Hürkuş denen milli yazılımlı uçağımızın projesini yürüten arkadaşlarımız bizimle birlikte, Balyoz'la birlikte içeri tıktılar. Varsın olsun. Türk milleti, bizler hep beraber, nasıl ki buraya gelmeden önce sağ olsun Bursa'da da bana güzel bir karşılama yaptılar. Hiç haberim yoktu. Halk sizler gibi, ortada binlerce insan karşılamaya geldiler. Belki televizyondan, basından takip etmişsinizdir. Orada da ifade ettim. Nasıl ki Atatürk, Yüce Atatürk, Ulu Önder Atatürk ve atalarımız, Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki atalarımız Mudanya'da, İzmir'de Cumhuriyet Savaşı döneminde 7 düveli denize döktüyse, bizler de bu kumpası kuran
bu oyunu oynayan, aslında orduyla birlikte Türkiye'yi bölmek isteyenlere karşı birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte, el birlikte mücadele ederek kesinlikle bunların çabalarını boşa çıkaracağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın, hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dün neydiysek bugün de aynı şey. Tabii bu oyun ve kumpaslar sadece orduyla sınırlı kalmadı. Son dönemde bazı açılımlar ki Suriye'deki bazı etnik açılımlar üzerinden, mezhepsel çatışmalar üzerinden yapılan bazı açıklamalar, onun devamında olan terör örgütü IŞİD'in Kuzey Irak'ta Türkmenlere karşı girişmiş olduğu katliamlar ve yine onun üzerinden ülkemizde bir takım geçmişte sağ-sol davası, yine geçmişte bir takım Alevi-Sünni çatışmasını gündeme getirmeye çalıştılar. Muvaffak olamadılar. Bugünlerde görüyoruz ki bu ifadeler, efendim Alevilik, Sünnilik, Şiilik, Caferilik gibi bir takım mezhepsel ifadeleri kullanarak da biz hani son dönemlerde siyasi bir takım kişiler çıkar, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı duyan mesele. Hayır, ben bunu demiyorum. Şimdi yine davamla birlikte biz malumunuz çarşamba günü serbest kaldık. Dava süreci içerisinde her zaman için mesleğime dönmeyi çok büyük arzu ediyordum. Mesleğime dönmeyi ümit ediyordum. Ancak Yargıtay onaylandıktan sonra emekli edilmek zorunda kaldım. Kimliğimizi elimizden aldılar. Bir takım özgürlük haklarımızı elimizden aldılar. Hatta tabii kendisini Türk milleti adına yargıladığını söyleyen mahkeme tarafından ukalaca bizlere, ukalaca maalesef bizim bu davada bir bayan da yargılanıyordu. O adiler bunu bile farkına varmadan bayana bile dediler ki babalık haklarımızı elinizden alıyoruz. Ve bizim rütbelerimizi sözle elimizden aldılar. Varsın alsınlar. Önemli olan sizin gönlünüzdeki, sizin bize biçtiğiniz rütbedir, değerdir. Onlar ne yaparsa yapsınlar. Şimdi son günlerde tabii bir takım açıklamalar yapıyorlar. Efendim geriye dönüş ve yeniden mesleğe dönüşle ilgili olarak bilemiyorum. Ben gerçekten gerek ilk ve orta öğrenim hayatım süresi içerisinde gerekse harp okulu ve meslek ve akabinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en üst okulu olan akademideki öğrenim süresince her zaman kendimden çok Iğdırlı hemşerilerime daha iyi hizmet, ola ki daha iyi bir konuma gelirsem bir hemşerimin çocuğunu sevindirmek ve sizlere layık olmak için çok çalıştım. Kurbay olmak için çok çalıştım. Sabahlara kadar çalıştım. Yeri geldi çoluğumu, çocuğumu ihmal etmek, eşimi, ailemi ihmal etmek zorunda kaldım. O çabalar sonucunda bir yerlere geldi. Şimdi eğer tekrardan bir yasa düzenlenir de geriye dönüş gibi, tekrardan eski mesleğimize dönüş gibi bir şey olursa tekrardan dönmeyi ve kaldığım yerden mücadelemi devam ettirmeyi düşünüyorum. İnşallah. Yine sizlere hizmet etmeyi düşünüyorum. Özür dilerim. Farklı alanlarda yine mutlaka ömrümün sonuna kadar Iğdır için çalışacağım, Iğdır için mücadele edeceğim. Buraya gelmeden önce Iğdır'ımızdan çıkmış çok değerli büyüklerimize ve yine halen bizleri temsil eden siyasi parti temsilcilerimize de uğradım. Onlara da düşüncelerini ifade ettim. Her zaman için yanlarında olduğunu, gece gündüz kendileri için çalışacağımı da ifade etti. Hava biraz sıcak. Tabii birçoğumuzun işi var. Ben daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. Tekrar söylüyorum. Beni onurlandırdınız, gururlandırdınız. Buraya gelmeyle bana çok büyük. Benimle birlikte bu balyoz davasında yargılanan tüm arkadaşlarımıza
Çok moral verdiniz. Çok büyük destek oldunuz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun. Komutan. Şeyse o. Yoksa ayakta mı? Yok, çok bir soru. Yani milleti ayakta tutuyorlar. Ben bir ücret alabilirim. Şimdilik siyaseti düşünmüyorum ancak ülkeme hizmet eden siyasi parti temsilcilerine sonuna kadar hizmetkar. Onlara hizmet etmeyi düşünüyorum. Yani onlara neler yapabilirim? Ben neler edebilirim? Görevdeyken de ben Iğdır'a daha önceler de sık sık geliyordum ve gelmiştim. O zaman da arkadaşlar hep şunu söylüyordu. Sizler nasıl yardım edebilirim? Gerek fikri olarak, gerekse düşünce açısından her zaman sizin yanınızdayım. Bugüne itibaren de gerek şu andan fiilen hizmet eden siyasi parti önderlerimiz, milletvekillerimiz, parti başkanlarımız ve gerekse diğer önderlerimize, büyüklerimize hizmete hazırım. Bunun devam edeceğim. Bu düşünce içindeyim. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. İnşallah.